Ben size bu büyük patlamanın ne olduğunu soracaktım hocam. Yani Dini açıdan bu olabilir mi? Olmaz mı? Öyle onu sormak istedim. Evet hocam. Çok. Gerçi bu Bing Bank ile teşekkür ederim. Güzel Rica bir soruydu. Tabi bazen böyle bilimsel soruda da gelecek. Ee, daha çok e, Enbiya Suresinin 30. ayeti yani bize bu konuda bir bilgi e, verir diye düşünüyorum. Şöyle aslında Bing Bang dedikleri şey büyük patlama. O da ne? Yani dünyanın evrenin oluşumuyla ilgili anlatılan e, hipotezlerden veya e, şeylerden, yorumlardan biri bu. Ama en makul görülen de o şu anda görünüyor. Yani en makul olmayan ne? Dünya kendi kendine tesadüfen oluştu. Evren kendi kendine tesadüfen oluştu. Hiçbir idareci, kontrol edici yok. Kainat kendi kendine var oldu. En absürt, en kabul edilmez, en itibarsız düşünce budur. Görüş budur zaten. Çünkü bu bardağa bir yapımcısı varsa, bu bardak varsa bu bardağın mutlaka bir yapımcısı vardır. Her sanat eserinin yapımcısı olan bir sanat ustası vardır kainat, evren, oksijen, karbondioksit, varlık, gezegenler, galaksiler, güneş, dünya, ay bütün bunlar kendi kendilerine oluşmuş değiller. Bir düzen içinde sevgili evladım. Bir düzen içinde kurulmuş olması gerekiyor. peki ee, en makul görünen, dünyada en kabul görül, gören e, düşünce ne? E, o da işte Big Bang dediğimiz bir, bir patlama. O da şöyle ifade ediliyor. E, ben ayet kelimesi söyledim. Enbiya 30. ayet kelimesi e, eğer gelirse o, o ayete de bakabiliriz Enbiya 30'a da. Evlem yara lezine kafaru enne semavati vel arda kânata retkan fefetaknahuma. Ayeti hatırladınız değil mi? Evet, e, bu ayet-i kerime aslında ona işarettir. Big Bang olmadan önce, e, yani Big Bang olayını biz bilmeden önce bu ayet Kur'an'da vardı. 1400 e, sene önce vardı bu ayet ama Big Bang ile ilgili yeni gelişmeler üzerine bu ayet üzerine yoğunlaşıldı. Kur'an-ı Kerim bu olaya e, temas ediyor dedi bilim adamları ve hayret ettiler. E, çünkü önce şöyledir, Allah vardı, Allah'ın e, arşı e, bütün Suyun üzerindeydi. Tabi arş kelimesi Allah'ın arşı. Düşüneceğiniz her dışın şeyin dışında bir şey. Yani mahlukat e, yarat, yaratılmıştır. Allah hariç her şey yaratılmıştır. Allah'ın arşı da su üzerindeydi ve Allah vardı diyor ve Allah kainatı yaratmayı murad etti. Allah yaratmayı arzu etti ve kainatın oluşması için gerekli olan bütün malzemeyi bir araya getirdi ve ol dedi ve oldurdu. Ama oldururken şöyle, evrenin en küçük nüvesi olan bir parçacık vardı. Bakış tarzı bu. Ve o küçük parça yani bir iradeyle, kendi kendine patladı, kendi kendine patlamaz. Bir irade patlatır onu. Ee, müthiş bir hararet meydana geldi. Küçük nüve birdenbire o hararet ile etrafa daldı. Kânete ee, retkan gökler ve yerler. Ayet-i hatırlayınız. Enne semevâti vel arda. Evlem yaralladığına kafaru. Kafirler görmüyorlar mı? Tabi burada kafirlere e, göndermesi yap, gönderme yapması da ilginç bir şey. Ey kafirler Kur'an'a bakın anlamında geliyor olabilir ayet kelime. Evlem <laughs> yaralladığına kafaru. Görmüyor mu <musun> kafir olanlar? <laughs> ennes semaveti vel arda gökler ve yer. Kanata <laughs> ratkan bir bütün idiler, bir parça idiler. Fefetaknahuma <laughs> onları parçaladık, onları darmadağın ettik bilim de aynı şeyi söylüyor şimdi. Yani Kur'an dört sene önce söyledi. İlim de bugün diyor ki evet Kur'an'ın dediği şey doğrudur. Büyük bir patlama oldu ve evrende hareketlik ondan dolayı oldu. Bu patlamayla beraber buharlar, gazlar, enerjiler ve değişik e, maddeler yeryüzüne saçıldı. Belli bir atmosfer hareketinden sonra bunlar soğudu. Yeniden bir daha birleşti. İkinci bir patlama daha meydana geldi diye ifade ediyorlar. E, ve sonra yavaş yavaş Kainata değişik kütleler oluştu, gazların yoğunlaşması, buharın yoğunlaşması neticesinde değişik parçalanmalar, soğumalar oldu ve o soğumalar, soğumalarla beraber yeryüzünde, işte gökte yani dünyada, ayda, gezegenlerde ve diğer galaksilerde katı cisimler oluşmaya, kabuk oluşmaya başladı ve hayat öyle başladı. Demek ki Kur'an-ı Kerim bugün inkar edenlerin dediğinin zıttını ifade ediyor. Evet diyor ki ben bilimin de kaynağı benim diyor. Çünkü Kur'an'ı gönderen de Allah'tır. Bilimi yaratan da Allah'tır. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü bilimle Kur'an'ın çatışması söz konusu değildir. Ayet-i şu anda geldi arkadaşlar ayetleri getirdiler. İnkar edenler yerlerle yerlerle göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan ve ceanne kulle şeyin minel mai nasıl geliyor? Kulle şeyin Hay. Değil mi? Evet. Her diri olanı biz e, sudan yarattık. O zaman her diri olan ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdik diyor ayet-i kerime. Canlılık ilk suda başladı diyorlar. Bir bakış tarzı bu. İşte oradaki canlılar sonra ama burada ayet-i kerimenin dediği varlığın tümü aslında canlı olan her şey sudan yaratıldı ki ilim bu konuda da Kur'an-ı Kerim'in dediğini doğrular mahiyetedir. Ha! Eğer Kur'an bunu dememiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim temas etmedi diyecekti. Gerek görmediği için temas etmemiştir diyecekti. Mesela Kur'an onu bilmiyor diye değildir. Allah bazı konulara temas eder. ihtiyaç halinde bazı konulara ise temas etmez. O zaman bir de okuyalım Ayet-i Kerime'nin maalini. Enbiya 30. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, yani varlık tekken, peki sema daha önce var mıydı? Evren var mıydı? Yani, ...patlamayla beraber oluşacak olan gazlar, buharlar, yoğunlaşmaların dağılaca bir bütünlük var mıydı? Elbette ki vardı. Sema vardı. Yani Allah vardı. Allah bu büyük patlamayı oluşturacak olan nüveleri yarattı. Şimdi toprak var ama toprağı kim yarattı? Su var, suyu kim yarattı? Suyun varlığını hepimiz biliyoruz da orada bir idareci, bir müdahale eden güç lazım. O gücün adı Allah'tır. O gücün adı enerji değil. O gücün adı tabiat değil. O gücün adı tesadüf olamaz... Yani tesadüfün bu kadar muhteşem bir kainatı idare etmesi mümkün değildir. E, ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? İsterlerse inanmamaya devam etsinler. Biz iman ettik, inandık ve inandığımızı da ifade ediyoruz. Evet, demek ki Kur'an-ı Kerim'in bin, bin benge e, bakış tarzı enfi değil, müsveddir diye söylemiş olayım.